Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben şu anda sınav haftasına girdim. Hatta iki tane sınavım oldum bile. Ve size sınav haftası videosu çekmek istiyorum. Yani birlikte ders çalışma videosu. Aslında günlük vlog olarak mı çeksem diye bir düşündüm. Ya da ders çalışma olarak mı çeksem diye düşündüm. Ama bilmiyorum şu anda başlığını ne yaparım. Ama birlikte ders çalışacağız. İşte gün içinde bir şeyler yaparsam onu da size çekerim. Şu anda akşam bu arada. Ama sadece bugün çekmem, yarın falan da devam ettiririm videoyu. Bugün günlerden pazar. Biz perşembe ve cuma günü de iki tane sınav olduk. Bu hafta sınavlarım var. Bir de haftaya pazartesi var. Sonrasında bitiyoruz. Bütün sınavlarım. Ve 11. sınıfım da bitiyor. O yüzden çok üzgünüm. Çünkü bu yıl nasıl geçti anlamadım. Ve gerçekten lise hayatımın en güzel senesiydi. Çok eğlendim bu sene. Yani bu senem bayağı güzel geçti. Bitmesini çok istemiyordum açıkçası. Bir de 12. sınıf olacağımdan dolayı da çok 11. sınıfın bitmesini istemiyorum. Şu anda saat 8.30 arkadaşlar. Ben duşa girdim. Saçlarımı falan düzleştirdim böyle. Sabah da arkadaşımla buluştum. Bir 2 saat falan onun evine gittim. Dün ben kimya çalıştım. Pazartesi bu arada. Yarın İngilizce sınavım var. Ama İngilizce sınavında çalışmayacağım. Çünkü çalışsam da İngilizceden bir şey yapamayacağımı bildiğim için. O yüzden ne görürsem sınavda İngilizce'de yapıştırıyorum yani onu. O yüzden İngilizce hiçbir zaman çalışmıyorum zaten. Salı günü tarih ve edebiyat sınavım. Hayır pardon. Salı günü edebiyat ve felsefe sınavım aynı günde. O yüzden edebiyat falan çalışmam gerekiyor. Çünkü aynı akşamda ikisini birlikte yetiştiremem. Çünkü ikisi de ezber. O yüzden şimdi edebiyatı biraz azaltmam gerekiyor. Aslında hoca bize notlar atmıştı. Onları çıkarsam çok iyi olurdu ama çıkarmayı unuttum hafta içi. O yüzden nasıl çalışacağımı bilmiyorum. Telefonda normalde. Telefondan da çalışabilirim ama videoda çektiğim için aynı zamanda ne yapacağımı bilmiyorum. Çok konuştum bu arada. Bir kahve falan yapalım. Uykumuz açılsın. Kendinize gelelim. Uzun zamandır video çekmiyordum bu arada. Lütfen bana kızmayın. Gerçekten atacak video bulamıyorum. Ya aslında atacak video var ama hep aynı içerikleri çekmek artık biraz sıktığı için. Böyle hep aynı şeyleri çekmek istemiyorum. Ama siz seviyorsunuz aynı videoları da. Ama bilmiyorum. Hoşuma gitmediği için çekmiyorum. Bu ders çalışma videosunu da bayağıdır çekmediğim için bir çekeyim dedim. Evet, şu ışığı kapatalım. Evet arkadaşlar, ben şimdi sufle yapacağım. Çünkü neden olmasın, canım istedi. Sizlerle birlikte yapalım. Yarın sınavım yokmuşçasına. Böyle küçük bir kap aldım. Bir yumurta kıracağım. Ve bu kadar şeker atıyorum. Şimdi bu kadar yağ koyuyorum. Daha biraz fazla bence. Yarım bardak da süt ekleyeceğim. Yarım çay bardağı. Ben az yapıyorum arkadaşlar çünkü evde çok yiyen yok bunu. Sadece ben yiyorum yani çoğu zaman. O yüzden böyle az malzemeyle yapıyorum. Arkadaşlar ortalarına birer tane şu küçük çikolatalardan koyacağım. Daha güzel oluyor öyle. Arkadaşlar şimdi suflenin yanına Türk kahvesi yapacağız. Normalde Türk kahvesi çok sevmem ama yine de canım istedi. O yüzden hadi yapalım. Şimdi fincanımız bu. Bu bir bardak suyu koyuyorum. Sonra bir tatlı kaşığı kahve. Şu kadar da. Bu kadar. Bir tatlı kaşığı da şeker koyuyorum. Kahvemiz hazır. Çok güzel yaptım. Orada göstereceğim şimdi size. Evet, şimdi suflemiz de oldu. Ben şimdi bakın suflem böyle gözüküyor. Ben şimdi bunu bu tabağa almak istiyorum.
yanlardan biraz böyle bolaltıyorum. Şöyle sallıyorum birkaç kere. Elim yandı. Bakın çok güzel. Bakın suflem böyle oldu. Çok güzel duruyor. Kahvem de böyle. O da çok güzel gözüküyor. Nasıl olmuş? Wow. Çok güzel. Şimdi bunları afiyetle yiyip YouTube'dan bir şeyler izleyeceğim. Asla ders çalışmıyorum bu arada. Galiba çalışmayacağım. Saat kaç hatırlamıyorum. 9.30 falan galiba. Şimdi ben bunları bir yiyeyim. Sonrasında tekrar görüşürüz. Arkadaşlar ben galiba ders çalışmayacağım. Videonun konusu aslında ders çalışmaktı ama çalışasım yok şu anda. Galiba videonun başlığını tam olarak şu anda değiştiriyorum günlük vloğa. Çünkü ders çalışmayacağım arkadaşlar şu anda. Çünkü çalışmak istemiyorum. Edebiyatta notları çıkarmamışım. O yüzden telefondan çalışmam gerekecek. Onda da size çekemeyeceğim için yani bir anlamı yok. O yüzden belki şimdi yatmadan biraz telefondan bakarım o notlara. Ama çekmeyeceğim yani. Şimdi yatacağım. Saat 10.30 zaten. Makyajımı çıkaracağım. Sabahtan kalan bir makyajım vardı. Dişlerimi fırçalayacağım. Sonrasında da yatıyorum. Yarın İngilizce sınavında artık Allah ne verdiyse yapacağız. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Şu anda ertesi gün oldu. Ben okuldan geldim. Yemek yiyeceğiz birazdan. Bir 15 dakika sonra falan. Ondan sonra akşam saatlerinde ders çalışmaya başlarım zaten. Yarın edebiyat ve felsefe sınavım var. Felsefe çalışmayı düşünmüyorum. Edebiyatı çalışacağım. Bir tane kağıdım var. Onu ezberleyeceğiz. Full sizinle birlikte. O şekilde. Bir de fondü yapacağız arkadaşlar. Çikolata aldım, çilek aldım, muz aldım. Sizlerle birlikte fondü yapacağız. Akşam ondayız. Şimdi makarna yiyeceğim. Burada bugünkü İngilizce sınavım. Yani bazı metin, mesela metin oluyor, sorular soruyorlar ya. Onda zaten metinde ne görürsem aynısını yapıştırıyorum. Sadece konu kısımlarında işte hani biraz çalışmıştık okulda arkadaşlarla. Orada yine yaptım bir şeyler. Ama o kadar kötü değildi bence. Yine çok düşük gelmez diye düşünüyorum. Zaten dinleme ve konuşma da oluyor. Bir de edebiyatta bugün konuşma sınavım vardı. Ondan da yaptım. 85 aldım. Çünkü mesela 2 dakika konuşmamız gerekiyor ya. Ben 50 saniye konuştum. O yüzden 85 aldım. Yine iyi bile. O yüzden güzeldi yani. Bir önceki konuşma sınavımdan 90 veya 95 almıştım. Neyse. O şekilde şimdi yemek yiyeceğim. Sonrasında görüşürüz. Arkadaşlar şimdi yemeğimi yedim ve ders çalışmaya oturuyorum. Edebiyat çalışacağız sizlerle birlikte. Şimdi benim bir tane kağıdım var. Onu ezberleyeceğim. Zaten bir yaprak yani arkalı önlü. Onu ezberlesem yetiyor. Ve ezberlerim diye düşünüyorum. Evet. Bugün çıkarttırdım bunu okulda öğle arası. Bakın. Önü burası, arkası burası. Konumuz tiyatro. Başlık. Bunları full ezberleyeceğim yani. Başka yapacağım bir şey yok. Bir de felsefe var. Felsefe çalışmayı düşünmüyorum. Onu da artık yarın okulda falan arkadaşlarımdan bakarım. Şimdi direkt bu notları ezberliyorum. 2 saat falan anca ezberlerim diye düşünüyorum. Şimdi o zaman ezberlemeye başlayalım. Arkadaşlar şimdi ben çok az ders çalıştım edebiyatı. Birazcık okudum. Şimdi canım sıkıldı. O yüzden sizlerle birlikte fondü yapacağız. Çilek ve muzumuz var. Bunları doğrayıp bir tane kaseye koyacağız. Ve üstüne erittiğimiz çikolatayı ekleyeceğiz. Şimdi öncelikle çikolatayı eritmekle başlıyorum. Işığımız bir tık kötü, kusura bakmayın. Bunu bugün aldım arkadaşlar. Bu malzemeleri de bugün aldım. Yaparız birlikte diye. Böyle bir çikolatam var. Şimdi bunu ocakta eriteceğim. Çaydanlıkta yapacağım ben.
Bakın içinde su var. Şimdi bunu küçük bir kaseye koyuyorum. Böyle kırıyorum. Daha kolay erisin diye. Şimdi burada meyvelerimiz var. Bunları yıkayacağım güzelce. Sonrasında da doğrayacağız. Şimdi malzemelerimi bu şekilde doğradım. Çikolatam da eridi. Şimdi çikolatayı bunların üstüne boşaltacağım. Çok güzel gözüküyor bu arada, bakın. Harika oldular. Harika bir şey oldu bu arada. Ben bunu arkadaşımla yapmıştım bir kere. Bir de kuzenimle yaptım. Çok güzel oldu. Bakın bu şekilde gözüküyorlar. Birini ablama, birini kendime, birini de anneme yaptım. Şimdi hepsine bunları vereceğim. Mükemmel oldu. Arkadaşlar şimdi tatlımı yedim. Mükemmel bir şeydi bu arada. Aşırı güzel. Ve tatlıya doyuyorsunuz yani. Bayağı kesiyor. Şimdi dişlerimi fırçalayacağım. Öncelikle ta sabah yaptığım makyajı çıkartacağım. Okula gitmeden önce yapmıştım. O var yüzümde. Şu an başka hiçbir şey yok. Arkadaşlar bu arada yarın iki tane sınavım var. Hiç şaşmadım diyebilirsiniz. Merak etmeyin. O iş bende. Halledeceğim. Zaten edebiyat, konuşma ve dinleme oluyor ya. Oradan bir 30 puan alıyorum yani. Tam puan alamadım onlardan da ama yine bir ikisinden toplam 27 puan falan geldiği için o yüzden çok da düşük almıyorsunuz yani. Yine 50'yi geçiyor notunuz. İlk notum benim 81 falandı edebiyatta. Felsefeden de 70 almıştım. Ve şu anda makyajım tamamen çıktı. Şimdi hadi dişlerimizi fırçalamaya gidelim. Ve küpelerimi de çıkartayım. Şimdi dişimi fırçaladım ve yüzükleme jeliyle yüzümü temizleyeceğim. Güzelce. Yüzümde yıkadım. Şu anda tertemiz olduk. Arkadaşlar şimdi saçımıza fön çekeceğiz. Kahküllerimi ıslattım. Ve kahküllerime şekil vereceğim. Fön çekeceğim yani. Bu tarakla. Şimdi bu şekilde yapacağım. Göstereceğim size de. Bakın böyle. Evet bitti. Şu anda bu saçımda böyle kalıyor arkadaşlar. Elektrik çarptı bu arada elime.
Bu kafamda böyle duruyor. İstediğiniz kadar tutabilirsiniz. Daha çok tutarsanız daha iyi olur. Ama ben birazdan çıkaracağım büyük ihtimalle. Bu şekilde saçımın önünü şekillendirmiş oluyorum. Şimdi bunu kapat. Evet, bunu da açıyorum. Bakalım nasıl olmuş. Bakın. Şu anda böyle durduğuna bakmayın, düzelecek. İkiye ayırıyoruz ve geriye doğru tarıyorum şu anda. Bakın bu şekilde perçemlerim havaya kalkmış oluyor. Daha güzel oluyor. Yani basık durmuyor yani saçınız. Evet arkadaşlar, videomuz da bence artık burada bitsin. 2 gündür çekiyorum size. Aslında ders çalışma videosu olarak başlamıştım bu videoya ama ders çalışmadığım için vazgeçtim. O yüzden vlog olarak yükleyeceğim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu arada aşağı yorumlara benden ne tarz videolar çekmemi istiyorsanız hepsini yazabilirsiniz. Ama yani çekebileceğim videolar olsun lütfen. Çünkü video içeriği bulamıyorum. O yüzden bunu aklınıza gelen bütün videoları yazabilirsiniz aşağıdaki yorumlara. Ve ben artık çantamı da hazırlayıp yatacağım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Öpüldünüz. Bay bay.